Her şey hazır değil mi? Hazır abi. Her şey hazır. Hi, welcome. Welcome. How are you? Привет. 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 Nevaleyi unutmayın lan. Tatlı yek tatlı konuşak. Ya kirve, 3 tane hırpo için bir tepsi baklava çok der mi lan? Hem de fıstıklı. Ya boş konuşma. Adamlarla milyon euroluk anlaşma imzalıyoruz. Yıkılık vizyonlu ol. Horoz beyinlisi. Yürü. Okay guys, thank you very much. Igor. Thank you. Pleasure. See you. Pleasure. Bırak. Geçip kaldık lan biz. Daha vardı kirve bir saate. Yani vardı. Yürüyün hele yürüyün. Vay. Here come number 1. Igor the King. Привет, Bedri. How are you? Better than Germany. How are you? Better than Germany. Yes. Absolutely. Where are you going? Yesterday gymnastics, today is business. Let's do some business. Come on, Igor. We did it already, Bedri. We did it with Mr. Aslan. See, Bedri, you are the funny guy, but he's the boss. Thank you for the fun. See you next time. Bak hele Bedri, bak seni aşırı sevmişler bunlar ha. Seni bir de acayip komik bulmuşlar. Yani ne kadar eğlendiklerini anlata bitiremediler. Kontratı da imzalamaya yakınlar. Yalnız diyorlar, son bir defa gözden geçirelim, ondan sonra imzayı yapıştıracağız dediler. Toplantıyı erkene mi çektin sen? Neyi anlamıyorsun sen çocuk? Sen neyi anlamıyorsun? Adamlar sırf bunun için kontrata özel madde koydular. Komik çocukla eğleneceğiz. Seninle de dediler, iş yapacağız. Yani sen onlara ayarlamaya devam. Ben de onlarla iş yapmaya devam. Yani sen escort, ben business. Tamam? Anladın mı? Nereye gidiyoruz kirvem? Rusları sakata getirip Aslan'ı bize muhtaç edeceğiz. Nasıl? İndiriyor muyuz abi herifleri? Yok. Biz elimizi kirletmeyeceğiz. Anlat çocuk. Neye geldin? Şimdi de beni kan çekti diye ihtiyar. Yersen. Yemem. Ben de yemedim. Ama olsun, menfaatler karşılıklı. Neyse, işimiz uçuyor. Marina'daki otelin işletmesini Ruslara veriyorlar. Ruslar sağlam para sayacak. Bunların başı Igor diye onu indirmek gerek ki anlaşması biliyorsun. Neden istiyorsun sen bunu? Bu anlaşma olursa Marina'ya büyük para girecek çünkü. Ha, sen o para girmesin istiyorsun. Aslan'da para yok, sende var. Sen de Marina'ya para koyacaksın. Aslan'dan hisse alacaksın. Aslan'ı kendine mecbur edeceksin, he mi? Aynen öyle. O yüzden bu Igor ölecek, Aslan da görecek beni plan dışı bırakmaya kalkanın plan dışı kalacağını. Akıllı adamsın vesselam. Kanında deli. Ama şunu bil ki, vermeden almak Allah'a mahsustur. Bu işin sonrasında senden bazı isteklerimiz olacaktır. İskelede yani. Eyvallah. Başka? Başka yok. Ha, bir de iş yaptığımızı kimse bilmeyecek. En yakınım bile. Eyvallah. Hayırdır ihtiyar? Gündüz gözü içmeye mi geldik? Ne iş? İyi ama sakinsin. Kızını duydum. Geçmiş olsun. Sakinim. Çünkü konu ciddi. Onu kızım. Konu ciddi olunca sakin olacağım. Başka yolu yok bu işin. Ha? Seninki vurmuş şotkanın dibine, çağırmış gariye kızı. Sonra da banyoda Azrail arkadan ittirivermiş. Seninki düşmüş, kafayı patlatmış. Allah taksiratını affetsin. Ne diyek? Amin. İşte bazen böyle olur çocuk. Azrail böyle gelir, arkadan ittiriverir bir anda. Tertemiz. Temiz vallahi ihtiyar. Sağ olasın. Öyle guru bir teşekkürle bitecek bir iş olmadığını biliyorsun değil mi bunun? Sen ne istiyorsun de bakalım hele. Bir hıyar var. Adı Bozo. İvon'un adamı. Aslan saklıyor bunu. Mahkemede benim kızımın aleyhine ifade verdirecek. Yakacak benim kızımı. Bana onun adresi lazım. Buluruz ihtiyar. Sen meraklanma. Sana da söylerik. Eyvallah çocuk. Sana da eyvallah. Dayıcığım, bu Igor'un ölümü kimin işi? Tam sözleşmeyi imzalayacakken İlyas'ın işi olmasın? En çok kimin işine yarıyorsa onun işidir Turgut. Rus öldü. Ortaklık da bitti. Selamun aleyküm. Ya aleyküm selam Bedri. Ya senin Rus ölmüş diyorlar kral. Gazeteler manşet çıkmış, doğru mu? Öyle oldu. Ruslarla anlaşma iptal. Allah Allah. O iş öyle mi oluyormuş ya? Yani bir kişi hakkın rahmetine kavuşunca koca şirket kararını mı değiştiriyor? Öyle oluyor. Yani öyle oldu. Anladım. Bak hele biz bu iskelede ortağız ha. Taksidi olur, gideri olur. Çekinme. Biz buradayız. Bir şekil hallederiz. Koyarız parayı. Sen bana payından verirsin. Helalleşiriz yani. Sıkıntı yapma. Ya sen ortaya para koyup benim hissemi alacaksın öyle mi? Sen ne güzel bir ortaksın be Bedri. Buğdayı şeytanla ortak eken samanını alır derler ama sen Allah'tan şeytan değilsin ha. Sen melek gibi bir adamsın. Öyle değil mi? Eyvallah. Sana da eyvallah kral. Ama Azrail de bir melek, unutma. Sen bu ödeme taksit işlerini bize bırak. Şimdi uza. Hadi. İyi. Hadi size kolay gelsin. Yok ya. Sıcakta süt tatlı gitmiyor kardeş. Yok kardeş gitmiyor ya. Aslında burada bir tane picici olacak. Oo iyiydi o. Ne oldu ya? Allah'ın selamını da mı esirgün artık? Ne istiyorsun Bedri? Soldurmuşlar yine gül yüzünü. Hayırdır? Seninle soru cevap oynayacak halim yok. Acelem var. Tamam. Güzel, güzel. İyi. Peki bu İbrahim Soykan davası da sunulacak yeni tanım ifade evrakları hazır mı? Tamam. Tamam, ben geliyorum şimdi. Bozo lavabonun yerini biliyor bu avukat. Takılın peşine, öğrenin bakalım neredeymiş. Tamam çıkıyor. Evet, konumdayım. Ya, emin miyiz biz burası olduğundan? Çok ıssız bir yer burası ya. Kim beni çağıran müşteri gecenin bir yarısı buraya? Ha? Tamam, kapat sen. Ben anladım kim olduğunu. Kapat. Selam prenses. Senin derdin ne ya? Ha? Gecenin bir yarısı tezgah kurup beni buraya kadar çağırıyorsun. Vay arkadaş, yine mi yanlış kabloyu kestik? Yüzünü güldüreyim dedim, yine kızdırdım seni ya. Ama ben doğru kabloyu biliyorum. Keseceğim birazdan kökünden. İstemez, sağ ol. Ya ayak direme hemen, bir dene önce. Sen hiç inattan anlamıyorsun değil mi? Anlatana göre değişir. Ne bakıyorsun? Beni anlatayım sana. Hadi bakalım. Bak hele ya. Daha ne kadar düşeceğiz acaba sana? Bas hadi, bas! Bas! Yaşama kıymetini bilmek istiyorsan önce ölümü hatırlayacaksın. Ha, gözünü sevdiğimin adrenalini. Önce yüreği hızlanan insanın, sonra nefesi. Ben o kızı seviyorum diyemedin mi? Yağmur, ben ailemin onayı olmadan seninle evlenemem. Kendine iyi bak, olur mu? Ne yapıyor? Yaşamla ölüm arasında tercih yapıyorum. Lan ben sana onu mu dedim manyak? Yağmur dur, yavaşla. Alo! İşte şimdi oldu. Bu sefer doğru kabloyu kestim. Sen harbi manyaksın ha. Bak sonunda anladım. Kocanın öldüğü gecede bir taraflarına kına yaktın mı dedi? Yok. Onu senin eceline saklıyorum. Bu geceyi maksata niyet. Dur ablam dur. Ha buyurun. Nedir şarkı? Na komiserler sana gelmişler. Telaş yapma, yok bir şey. Haber çıkmış ablacığım. Geliyorum ana ben de, arkandayım merak etme sen. Ne iş bu yenge, neye götürüyorlar anamı? Sen mi bir iş yaptın yoksa? Yapmışsa zamanında anan yapmış. Babanı öldürmüş. Ben de gerekeni yaptım. Sen dua et bir iş gelmesin anamın başına. Yoksa gözünün yaşına bakmam senin bilesin. Ne yapacaksın? Ana oğul katil mi kesildiniz başıma? Ha? Beni mi öldüreceksin? Seni değil. Sen benim en değerlime diktin gözünü. Anamın başına bir iş gelirse ben de senin en değerline, Aslan'ına dikerim gözünü. Anam değil, ben öldürdüm. Kendi öz babasının canını alan kimlere neler neler yapar? Onu da sen düşün. Geçmiş olsun ana. Sağ ol yavrum. İyi misin? İyiyim. Ne oldu, çok sıkıştırdılar mı seni? Ya yok bir şey, harlanma hemen. Ana, ben itiraf edeceğim her şeyi. Yoksa senin başına ekşiyecek bunlar. Gidip diyeceğim babam alacak şerefsizi ben öldürdüm diye. Bana bak. Ahirette bile dillendirmeyeceksin bunu, anladın mı? Dirisinin musallat olduğu yetmemiş gibi şimdi de ölüsünü mü tebelleş edeceğim başıma? Ne var Oruz? Bozo'nun adresini bulduk kirve. İyi kardeş, Cihan'a uçurun konumu hemen. Eyvallah. Sen neredesin? Marina'ya geleceğim mi? Ne oldu, hayırdır, bir durum mu var? Aslan yeni anlaşma yapmış kardeş. Bizi Marina'dan sepetleyeceklermiş. Ne diyorsun oğlum sen? Yanlış anlamış olmayasın Oruz. Yok abi, vallahi ofistekiler konuşurken duydum. Lan ne diyorsun oğlum sen? Nasıl yapar lan böyle bir şey? Kahpelik lan bu. Canına mı susadı lan bu Aslan? Gel bence kirvem. Kapat kardeş, kapat, geliyorum ben. Dayıcığım, sen şimdi bu işi bir gecede bağladın mı yani? Herif hisseleri kesin alıyor mu? Ben bağlamadım oğlum. Yengem bağladı desem yeridir. Aslan! Hayırdır Bedri? Bir sıkıntım var. Sıkıntı büyük. Doğru mu duyduklarım? Ne doğru mu? Dünyanın düz olduğu mu, illuminati mi? Ne doğru mu çocuk? Söyle bakayım bana. Sen mi geçiyorsun benden? Sen bizi ortaklıktan çırak mı çıkaracaksın? Ne ortaklığı, ne çırağı anlamadım ben ya. Ulan daha bir ayda verdiğinizin 1,5 katını almaya sen çırak mı diyorsun? Sözleşmedeki 24. maddeyi sen okusaydın şu anda bu pozisyona düşmezdin Bedri. Kontrat bunlar boş işler kral. Sen yanlış yaptın. Ama yanlış adama yanlış yaptın. Öğreneceksin. Yanlış yok. Sana yol var. İstanbul'un taşı toprağı altı derlerdi ya. Geldin, cebini de doldurdun. Hadi bakın ikili Adana'ya. Kile, yürü. Anladın? Bak yarın kontratı imzalayacağız. İmzaladıktan sonra sizin paranızı da vereceğim. Bitti, konu kapandı. Akşama düğünde görüşür, vedalaşırız. Bedri. Anam nerede? İçeride abi. Bu Aslan dinlerim benden çıkartacak beni ana. Vallahi çıkartacak bak. Ya nasıl oluyor böyle bir şey ya? Kendimi yedim doyamadım ya. Ne yapmış? Sözleşmede açık varmış. Bir tane yatırımcı lavuk bulmuş. Yağlamış, ballamış, nasıl ettiyse bir şekilde ikna etmiş. Bizim verdiğimiz paranın 1,5 katını verip bizi göndereceklermiş. Bak hele. Bak hele. Sırtımıza hançeri saplar ama ben o hançeri alırım. Kimi neyi kanıtmam gerekiyorsa kanıtırım. Yok öyle, biz öyle dehleyemezler kolay kolay. Yok öyle olmuyor, öyle olmuyor. Artık Adana'ya bizim tabutumuz döner ha. Önümüzde duran da ezer geçeriz. Daha önce ezmedik. Düzgün tamam. Tamam Ekrem abi, yılan oldun tamam. Hadi al kızı. Al hadi kızı. Alayım abi. Kapı açılmıyor. Allah Allah, onu gelin evinde yapacaktın kızım. Aldık bir kızı çoktan. Aç kapıyı, hadi. Of ya. Hadi bakalım. Çok güzelsiniz, çok. Ha böyle düğünde keramet var derler. Bizde mi acaba? Tazelesek. İki bayram arası düğün olmaz Aslancığım. Ana. Pişman olmadan değil mi? Asla ve hatta. Ben buraya yarım kalan hesaplarımı kapamaya geldim. Ben hesabımı kapamadan benim kaderimi çizmeye çalışanın kalemine kadar. Berhudar ol yavrum. Hayırlı olsun güzel kız. Hadi. Az konuşalım. Hayatım, sen geç ben geliyorum, olur mu? Sen bizi iskelede mi kovuyorsun? Kim? Ben mi? İskeleden atma yok. Ortaklık bitti. Yani ben başlattım, ben bitirdim, anladın? Arkamızdan kaçak niye dövüşüyorsun? Kaçak dövüşme de yok. Kaçak dövüşen senin oğlun. Ne yapmış oğlum? Hainlik. Tıpkı senin bize yaptığın gibi. Anladın? 2 gün önce ailece beraber hep birlikte izlediğimiz haberleri hatırlıyorsun değil mi? Bak Aslanım. Allah'ın hakkı üçtür. Sen de anan da bütün haklarınızı doldurdunuz. Ne oluyormuş bakayım bu haklar dolunca? Anlat hele bir. Hak Allah'ın. Ne olacağını o bilir. Sen şimdi bizi iskeleden kovuyorsun ya. Öyle olmuyor. Hükümdeyse Süleyman olur. İskelenin de Süleyman'ı benim oğlumdur. Bu mu? Bu çocuk mühür taşıyamaz. Bu daha adam değil. Bu. Ya seni var ya bak. Şşş. Lan boşuna Rüzgar yapma bak. Seni ananın yanında ayağımın altına alırım ha. El hareketi falan yapma. Şşş. Bak yapma. Adana'ya döndüğün zaman da söyleyeyim ben sana. Buna bak kürdanını teslim etme ha. Ayağa takılıp üstüne düşer, kendine batırır ha. Dikkat et bak, üzülürsün sonra. Bu daha adam değil. Seni Rüzgar Gülü seni. Nereye gidiyorsun? Bir tebrik edeceğim şekil. Dur, girme içeri. Ya bırak çekil, tebrik edeceğim diyorum. Laf dinle, girme ya, içeri. Ya bir tebrik edeceğim diyorum ya. Yürü. Ya bırak ya.